Merhaba arkadaşlar. Bugün size biraz file işlemlerinden bahsedeceğim. Dosya işlemlerinden. Dosya isim değiştirme, dosyanın birkaç özelliklerine erişme, ardından directory metodundan bahsedeceğim. Bu şekilde bir dosya isim değiştirme, dosyaları taşıma gibi işlemler yapacağız. Şimdi file kısmına gelip orada New Website seçiyorum ve burada Empire Website diyorum. Ve masa üstümde klasör seçiyorum. Bir tane folder name change diyorum ismini de. Oluşturuyorum ve şu an projem oluşturuluyor. Evet, şimdi projemiz oluşturuldu. Bomboş bir şekilde. Hemen bir tane buraya bir şey oluşturalım. Form oluşturalım. Add web form. Default ASP.x diyebiliriz. Çünkü tek bir sayfamız olacak. ASP.x. Evet, sayfamız geldi. Şimdi önce bir sayfamızda gerekli olan birkaç tane değerleri koyalım. Bir tane label koyalım. Bunun ismine ne diyelim? Tarih diyelim. Label'e tarih olsun. Sonra bir tane text box koyalım. Buna da Text'e tarih diyelim. Hemen bir alt satıra geliyorum. Bunun aynısından kopyalıyorum ve alt satıra yapıştırıyorum. Buna da Text'e özellik diyelim. Bunu neden dediğimi anlatacağım. Özellik diyelim. Ardından şuraya iki tane biraz daha boşluk bırakacak şekilde. Önceki bir list view koyalım. List view. Evet. Geldi. ListView koyduk. Hatta ListView değil de ListBox koyalım. ListBox. Evet. Geldim buraya. Buna da LB bilgiler diyelim. Şimdi bunları koyduk. Gelelim şuraya. Hatta buraya değil, şuraya. Şimdi formumuzun daha detaylı sonra ilgileniriz. Yeni bir metot oluşturacağız. İsme public void diye de hatta private yapabiliriz. Void ne yapalım? Void dizinin içeriğini listeye ekle diyelim. Metodumuzu oluşturalım. Şimdi bir tane parametre alsın. String kaynak diyelim. Yani yol, bir yol belirtmemiz gerekiyor burada. Hemen buradan başlayalım. Şimdi bir dizi oluşturuyorum string türünde ve dizindeki klasörler diyelim. Klasörler. Evet. Directory. Yanlış yazdık. Metodun sınıfını çağıralım. Bir saniye. Directory. Şöyle olsa gerek. Directory. Evet. Şimdi buraya geliyorum. Sistem.io'yu ekliyorum. Nokta get directory ve buraya gelen source alıyorum, yani kaynağı alıyorum bu şekilde. Bana buradaki klasörleri listeleyecek. Şimdi öncelikle solution'ıma geliyorum. Buraya yeni bir tane folder oluşturacağım. Add new folder görebiliyor muyuz? Şuradan bakalım. New folder. Buna input diyelim. Şöyle. Bir tane de output diye bir klası oluşturalım. Evet. New item. Pardon. Evet. New folder. Output diyelim. Şimdi input'umun içinde klasörler olacak. Onun içinde de resimler olacak falan. Şimdi ben arkadaşlar benim bu input klasörümün içine birkaç tane dosya attım. Şimdi bunu refresh diyelim, göreceğiz. Nereden yapacağız? Refresh folder.
Bakın geldi. Danslar. Mesela bachata, kizomba, salsa diye dersler, C# yapmaya çıkıyor, PHP. Bunlar da hepsi klasör ve yaşamın şifreleri diye. Şimdi burada geliyorum. Dansların içine, bachatanın içine iki tane resim atıyorum. İşte kizombayla mesela şu olsun. İşte resim 1. Evet, şöyle olsun. Fark etmez. Bizim için önemli değil. Şimdi geliyorum tekrar buraya. Şimdi burada for ile dizinin içindekini döneceğim. For yapıyorum buraya. Geliyorum. Değişkenin buraya atıyorum dizimi. Ve buraya da klasörler diyorum. Klasörlerden adlarını alacağım. Bunu da şöyle yapıyorum. String klasör adı diyelim. Ama ondan önce şuraya geliyorum. Bir üst satıra. Directory info metoduyla dir şöyle yapalım. Dir info diyelim. Eşittir. Directory info diyelim ve buraya klasörleri atıyorum. Yani klasörlerini alıyorum ve ardından buraya geliyorum. Diyorum ki bir info'nun içinde name, özellik file name diyelim. File şöyle name diyelim gelecek. Name desek de olur. Şimdi bunları list view ekleyelim. Listbox'a pardon. Neydi benimki? LB bilgiler demiştim. Items.add diyorum. Klasör adı ve şöyle yapalım. Her seferin tamam bu şekilde eklesin. Şimdi şurada dosyalarımızın kaynağını belirtelim. String ne diyecektik? Kaynak diyelim buna. Eşittir. HTTP context.current.server.mapped. Yani diyorum ki benim bulunduğum klasörün için, yani benim bulunduğum dizinin içinde dolan, yani şurada şuradayız. Tırnaklar içinde şu işareti koyaraktan alt ü tuşuna bastığınızda iki defa geliyor, sonra birini silin. Slash koyuyoruz ve input klasörün ismini yazıyoruz. Aynısını tam tersini yapacağız. Hedef diyeceğiz bir diğerine de. Şuraya da hedef diyelim. Ve buraya da ne diyeceğiz? Output. Ve bizim programımız çalıştığında dizindeki klasörleri listeye ekle diyorum. Ve ben buraya neyi getiriyorum? Kaynak. Bakın kaynağı koydum. Kaynak, şuradaki kaynakla buradaki kaynağı karıştırmayın. Bunlar ayrı şeyler. Aynı işlemi tekrar yapacağız. Nasıl yapacağız? Yine bir for ile geliyorum buraya. Ve buraya diyorum ki bu sefer pardon, for işten önce şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Şunun aynısını alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Kaynağımı bu sefer değiştiriyorum. Şuraya artı artı pardon. Evet, artı artı slash'la iki tane slash koyuyorum. Ve çünkü bir yol belirttiğim için ve üzerine diyorum ki klasör adı. Klasör adı. Yani arkadaşlar klasör adını ekliyorum. Bu dizindeki bu klasöre git. Yani mesela danslar klasörünün içindekilerine bak. Bachata, kizomba, salsa yani. C#, MySQL, PHP gibi. Buraya diyorum ki dizinler klasörleri 2 diyelim buna da hiç kurcalamadan. Yine buna geliyorum bu şekilde. İçine giriyorum ve item kalsın, hiç değiştirmeye gerek yok. Şunu kopyalıyorum. Bu sefer buraya ne gelecek? Item gelecek. Dirinfo değil de dirinfo 2 olacak. Ve şunları tekrar alıyorum. Şöyle. Klasör adı 2 diyelim. Şuraya. Ve şuna da aynı şekilde 2 diyelim. Ve şöyle bir şey daha ekleyelim bunun başına. Bir alt dizin olduğu belli olsun. Bu şekilde. Şimdi bir de boşluk koyalım şöyle. Evet. Tekrar çalıştıralım. Bakın arkadaşlar, danslar. Olmadı. Tekrar geliyoruz. Hata yaptığımız yer neresi? DR info 2 klasör adı. Evet, DR info dediğimiz için burada o geliyor. Buraya ne gelecek? DR info 2 gelecek. Tekrarlayalım, F5 diyelim. Kapatalım. Evet.
Bakın bu sefer tam dizini aldım. Danslar, Baçita, Kizomba Salsa, dersler falan şeklinde. Şimdi bunun bir altına daha gitmeye çalışalım. Bakalım. Hatta şöyle de yapalım. Şuraya yeni bir klasör daha oluşturayım. Şunun içine add new folder. Buna da ne diyelim? Klasörlerim diyelim. Ve klasörlerimi tamamını şunun içine atacağım. Filmlerimi de atacağım. Derslerimi de atacağım. Şöyle. Yani arkadaşlar ben aslında input'um içine bir tane klasör attım. Klasörümün içinde bir klasör daha oluşturdum. Yani şu dizinin üçlü yapıyı elde etmek için. Yani o zaman ne oldu benimki? İlk önce klasörleri de listeleyeceği için bir altına daha inmem gerekiyor bunun. O yüzden şunu bir tane daha kopyalıyorum. Neden böyle yaptık? Göstereceğim bunları. Bir de şöyle refresh yapalım. Refresh folder. Evet. Mesela baştan içinde resimler vardı. Nereye gitti bakalım. Ha, şey yaptı. Sanırım şöyle olduğu için şuna start page diyelim her zaman. Evet, input'a geliyorum. Klasörlerimi yanlış yazmışım bunu bu arada. Klasörlerim. Evet. Kaydedelim. Bakalım. Evet. Değiştiremiyormuşuz. Çünkü klasörüm açıkmış bende. O zaman kapatalım şuradan. Şimdi değiştirelim. Klasörlerim. Hala kullanılıyor diyor. Neyse dizinden değiştireceğiz arkadaşlar. Böyle kalsın önemli değil. Şimdi bu dersimizi burada bitireceğim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bunun içindeki alt klasörleri alacağız ve bilgilere göre, belli şartlara göre o bir dosyaları taşıyacağız ve de isimlerini değiştireceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.